Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben çok iyiyim, çok şükür. Bugün ipim, yani bu renk bir ip tercih ettim. Çok güzel bir renk. Ben bu tonları çok seviyorum. İpim de Aliza Diva, gördüğünüz gibi. Tığımı da şöyle göstereyim. Tığım da 2,5. Yani biraz kalın gelebilir. Bilmiyorum nasıl olacak ama ben 2,5'la yapabilirim diye düşündüm. Olmazsa diğer daha ince tığlarımızdan alabiliriz. Evet arkadaşlar, modelimiz güzel bir model. Kolay da bir model olduğunu düşünüyorum. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hazırsak şimdi yapımına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, ilk önce bunun için bir miktar zincir çekeceğiz. Elimize biraz sarıyoruz. Ben biraz fazla sarıyorum, biliyorsunuz. Şimdi bir miktar zincirimizi çekiyoruz hanımlar. Zincirimizin herhangi bir sayısı yok. Yapmak istediğiniz modele göre çekebilirsiniz. Ben çok fazla çekmeyeceğim. Sonuçta model göstereceğimiz için çok fazla olmasına gerek yok diye düşünüyorum. İnşallah tığım da kalın gelmez. Yani yapılabilir diye düşündüm 2,5'la ama eğer kalın gelecek gibi olursa değiştireceğiz hanımlar tığımızı. Şimdi zincirlerimizi tamamlayalım. Evet hanımlar, bu kadar zincir yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi yapacağımız şey, elimizi buraya koyduktan sonra 7 tane daha zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 çektim. 7. zincirimi, bakın, tuttuğum yere batıyorum ve kapatıyorum. Sadece kapattım. Tığımı sarıyorum. Bakın, aynı zincire bir tane şöyle ikili bir trabzan yapıyorum. Tığımı sarıyorum. Aynı battığım yere tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tığımı sarıyorum. Aynı yere bir tane daha ikili bir trabzan yapıyorum. 4 tane oldu. Daha sonra arkadaşlar sayıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncü zincirime, evet tığım biraz kalın geldi sanırım. Üçüncü zincirime batıyorum. Battıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum. Sanırım tığımız biraz kalın geldi arkadaşlar. Bence değiştirelim. Hemen şurada daha ince bir tığım vardı, bakın. Bu daha ince, şöyle göstereyim. Yani 1,5 diyebiliriz bunun için. Bununla devam edelim bence. O biraz kalın geldi çünkü. Evet, 5 zincirimi çektikten sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincire batıyorum. Ve şöyle kapatıyorum arkadaşlar. Kapattıktan sonra bakın, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımı sarıyorum. Aynı yere bakın, bir tane trabzan yaptım. Tığımı sarıyorum. İkinci bir trabzanı yaptım. Bir tane daha sarıp yapıyorum. Toplamda 3 tane trabzan yaptım buraya ikili. Bir tane de köşedeki trabzanımla birlikte 4 tane oldu arkadaşlar. Sayıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncü zincire batıyorum. Ve kapatıyorum. Daha sonra 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirime batıyorum ve kapatıyorum. Kapattıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı sarıyorum. Bakın, aynı battığım zincire bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımı sarıyorum. İkinci bir ikili trabzan. Tığımı sarıyorum. Üçüncü bir ikili trabzan yaptım. Bir tane de köşe trabzanımla birlikte 4 tane oldu. Sayıyoruz. 1, 2, 3. Şöyle üçüncü zincirime batıyorum. Ve kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle güzel kapatalım. Kapatıyorum. Ardından 5 tane zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5.
5 tane zincirden sonra sayıyoruz. 1 2 3 4 5. zincire batıyorum ve kapatıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımı sarıyorum. Bakın aynı zincire 3 tane ikili bir trabzan yapacağım. 2 oldu. Bu da 3. Bir tane de köşe trabzanım vardı. 4 taneydi. Onunla birlikte sayıyoruz. 1 2 3. 3. zincire bunu batıp sabitliyorum. Ardından 5 tane zincirimi çekiyorum. 3 4 5 sayıyoruz. Yine 5 zincir çektik. 1 2 3 4 5. zincire bunu batıp kapatıyorum. Ardından 3 zincirimi çekiyorum. Tığımı sarıyorum. Aynı battığım zincire 3 tane trabzan yapacağım ikili olarak. Şu an ikinciyi yaptım ve 3. Bir tane de köşe trabzanım vardı. Onunla birlikte 4 tane oldu arkadaşlar. Sayıyoruz. 1 2 3. Bunu 3. zincirime batıp kapatıyorum ve sabitliyorum. Ardından yine aynı şekilde 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımızı sarmıyoruz. Pardon arkadaşlar. Sayıyoruz. 1 2 3 4 5. zincire batıyorum ve kapatıyorum. Ardından 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımı sarıyorum. Bakın aynı battığım zincire 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane de köşe trabzanım vardı. Onunla birlikte 4 oldu. Hemen 1, 2, 3. 3. zincire bunu kapatıp sabitliyorum. Evet, burada sona geldik. Burada ne yapacağız? Yine yaptığımız gibi 5 tane zincirini çekiyorum. Ve gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5.ye sanki sayarak yapmışım gibi denk geldi. Kapattım. Burada yapacağımız şey arkadaşlar, burası çok önemli. Üst kata çıkarken 6 tane zinciri mutlaka çekiyoruz. Bakın 3 çektim. 4, 5, 6. Bu 6 zincir bizim için çok önemli. Evet, şimdi yapacağımız şey, bakın. Tığımı herhangi bir sarmayacağım. Evet, sarmayacağım. Tığımı sarmadan arkadaşlar, bakın şu buradaki boşluğa, hani 3 zincir çekip trabzan yaptığımız yere batıyorum ve kapatıyorum. Kapattıktan sonra 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımı sarıyorum arkadaşlar. Aynı yere 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane de köşe trabzanım vardı. 4 oldu. Daha sonra bakın buradaki hemen boşluğa bunu kapatıyorum. Ardından 5 tane zincirimi çekiyorum. Mantıken alt sıranın aynısı. Bakın 5 zincirden sonra bakın şu köşede yeri belirgin. Kapatıyorum. Üstüne 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımı sarıyorum. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum hanımlar. Bir tane de köşe trabzanım vardı. 4 tane oldu onunla birlikte. Hemen buradaki boşluğa batarak kapatıp onu oraya sabitliyorum. Üzerine 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımı herhangi bir sarma yapmadan yine aynı şekilde yeri belirgin batıyorum. 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Tığımızı sardıktan sonra bakın aynı boşluğa 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra buradaki boşluğa batarak onu buraya sabitliyorum. Üzerine 5 tane zincirimizi çekiyoruz. Köşesine yine batıyorum. Kapattıktan sonra 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımı sarıp aynı boşluğa 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen boşluğa onu kapatıp sabitliyorum.
Üzerine 5 tane zincirimizi çekiyoruz. Bakın yeri belirgin şekilde. Orayı önce kapatıyorum, sabitliyorum yani. Üzerine 3 tane zincirimi çekip aynı battığım boşluğa yani 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Söylemeden geçemeyeceğim. Bu tığla da çok rahat oluyor. İyi ki yanıma almışım bunu da, yedeklemişim masanın üzerine. Diğer tığın ucu biraz kalın gelmişti. Yani daha önceden denemediğim için yapabilirim diye düşünmüştüm. Fakat yani bu ipe göre demek ki bu tığlar daha uygun. Ben de denemiş oldum. Çok rahatlıkla yapılabiliyor bununla. Evet. Batıyoruz yeri belirgin. 3 tane zincir tığımızı sarıp aynı yere 3 trabzanımı yapıyorum. Basit bir model arkadaşlar. Renk bence çok güzel. Bakın şurada hatırlıyorsunuz 7 tane zincir çekip battığımız kısım burası. Buraya sabitliyorum. Ardından 6 tane zincirimi 3, 4, 5 ve 6 mutlaka çekiyoruz. Köşelerde 6 zincir çekmemiz bizim için modelin akışını yani nasıl ilerlediğini gösterecek. Şöyle gösterelim. Bir sıra daha yapalım. Yine aynı şekilde modeli çevirdik. Bakın zincir çektim, modelimi çevirdim. Yeri belirgin batıyorum, kapatıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Tığımı sardıktan sonra yeri belirgin şekilde 3 tane trabzan yapıyoruz. İkili. Boşluk yine aynı şekilde belirgin. Sabitliyoruz, kapatıyoruz direkt. 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Diğer köşeye geçiyoruz. Sabitledik. 3 zincir. Tığımızı sarıp yine 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bir de köşe trabzanı ile birlikte bakın 4 trabzan olmuş oluyor. Sabitliyoruz. Yani modelimiz tamamen bunun üzerine arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Önemli olan şu köşelerdeki 6 zincir ve bu uyum. Çok güzel ve basit bir model bence. Hemen hemen herkesin yapabileceği bir model diye düşünüyorum. İsterseniz ben modelimi biraz daha büyüteyim. Çünkü model büyüdüğü zaman daha çok kendini belli ediyor. Daha çok kendini gösteriyor. Şu an küçük olduğu için belki anlatmak istediğim çok belli olmamış olabilir. O yüzden ben modelimi biraz daha büyüteyim. Sizlere tekrar göstereyim. Evet hanımlar, modelimiz bu tamamen. Bence çok güzel bir model. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Ben bayıldım. Yani rengi de çok sevdiğim bir renkti. Çok da güzel durdu bu modelde. Yani gerçekten çok beğendim. Siyah masa üzerinde de gerçekten kendini çok belli etti. Tığımı da şöyle göstereyim. Yapmak isteyenler için numarası da belirginleşsin şöyle. Evet, ilk önce şu tığla denemiştim arkadaşlar. Şunu da göstereyim. 2,5. Bu biraz Aliza Diva'nın. Yani şöyle kartını da gösterelim. Kalın geldi bu ipine. Şöyle modelin şeyine bakalım. Kalın geldiği için ben de bununla denemiştim ilk önce. Kalın geldi. Daha sonra pardon şu tığla denedim. Bu çok iyi geldi. Çok da güzel oturttu modeli. Mutlaka tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın. Çok güzel bir yelek olur bundan. Evet hanımlar, ben çok beğendim. Sizler de beğendiyseniz videomu beğenin. Bildirim zilini açık tutarsanız eğer anında attığım videolardan haberiniz olabilir. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.